Şimdi Kenan abi, e, gürcü müziğinin en temel özelliği çok sesli olması. Evet. Yani bugün burada e, sizi yalnız olarak ağırlıyoruz ama evet. yani Kaftan müzik toplumdan bahsediyoruz. Şimdi e, seninle yapılmış bir röportajı okurken şöyle bir cümle okumuştum, bunu not etmiştim. Çok sesliyi öğrendikçe ve uyguladıkça tek sesli müzikten başka şeyler bekliyorsunuz. Yani bu cümlede ne anlatmak istedin? Şimdi şöyle çok sesli müzikte e, solist başladı diyelim e, solist olarak bir süre sonra birinci ve üçüncü sesler girdiğinde bir güç bir yardım bir destek e, alıyor e, öyle hissediyorsunuz yani burada bir yardımlaşma var sanki çok sesli müzikte e, sonra tek sesli şarkı çok seslilere alıştıktan sonra tek sesli şarkı söyleyince e, sağdan soldan kulağınız bir e, ses, ses bekliyor. Evet. E, Aslında Türk diye. müziğinde çok çok sesli müzik. Neredeyse yok diyebiliriz hani ya çok az tabii yani var tabii çalışmalar ya da e, kısılarak yapılıyor mesela gürcü müziğinin geleneksel formunda üç ses e, en az olacak ve araya girdiği zaman e, üç ses girdiği zaman üçü de volüm olarak aynı seviyede. Onların üçünün rezonansı e, seviliyor.